Arkadaşlar merhabalar, Köpekgiller TV'ye hoş geldiniz. Sizlere bugün sıkça sorulan soruların başında olan köpekler neden dışkı yer? Bu sorunun cevabı için bugün kameranın karşısına geçtik. Arkadaşlar köpeklerin dışkı yemesinin benim nezdimde 3 tane ana sebebi var. Bunlardan birincisi yetersiz beslenme, en önemlisi bence. İkincisi vitamin mineral eksikliği. Üçüncüsü de pika sendromu dediğimiz bir ruhsal bir hastalık arkadaşlar. Birincisi yetersiz beslenme. Bunu şöyle ifade edeceğim arkadaşlar. Köpekler cinsine göre, yaşına göre, ırkına göre beslenme aralıkları farklılık gösterebiliyor. Mesela küçük ırk köpeklerde Arturu baz alacağım. 6 ayına kadar ben 3 öğün verirken 6 ayından sonra 2 öğüne geçtim. Ondan sonra Arturu 1 yaşını geçtikten sonra tek öğüne geçtim. Arkadaşlar ben tutup da Arturu 6 ayındayken tek öğünle beslemeye kalkmış olsaydım bu hayvan karnını doyurmak için ilk önce kendi dışkısı, sonradan dışarı çıkarttığım zaman diğer hayvanların dışkısına yönelebiliyor arkadaşlar. Bu yemek yeme aralıklarını diğer videolarımızda güzel bir şekilde açıkladık. Bununla ilgili bilgi videomuzu paylaştık. Buna göz atarsanız bilginiz olacaktır. Diğer sebep de vitamin mineral eksikliği. Arkadaşlar hayvanınız kendi yediği gıdalardan, mamasından yeterli vitamini alamıyorsa, mineral alamıyorsa, mineral derken demirden bahsediyorum. Demir başlıca sebebi. Alamıyorsa diğer hayvanların dışkısına yönelebiliyor arkadaşlar. Bununla ilgili veterinerinizden destek alabilirsiniz. Gerekli çözüm alabilirsiniz. Diğer bir konu ise pika sendromu dediğimiz. Pika sendromu nedir arkadaşlar? Pika sendromu en başında ruhsal bir hastalıktır, ruhsal bir sıkıntıdır. Buna yine vitamin mineralli eksikliği ekleyebiliriz ama pika sendromu deyince benim aklıma ilk gelen hayvanın taş, tahta, toprak, bunun yanında dışkı yemesi. Bu bence ruhsal bir sıkıntı. Hayvanın psikolojisiyle alakalı bir problemi varsa dışkı yiyebiliyor arkadaşlar. Toprak, tahta ve taşın veyahut da plastik şişenin yanında dışkısını da yiyebiliyor. Diğer bir sebep de hayvanımızın özellikle yavru köpeğimizin annesinden kalan alışkanlığı var. Nasıl bir alışkanlık? Şimdi anne köpek yavru köpeğini temizlemek için ne yapıyor? Sürekli tüylerini yalıyor, kulaklarını yalıyor, ayret bölgelerini yalıyor. Bunun yanında hayvanın dışkısını da temizliyor. Bu ne? Köpeğinin temiz kalma içgüdüsünden kaynaklanıyor. Hayvan ne yapıyor? Zaten yavru köpeklerin en büyük artısının yanında bu bir eksi aslına bakarsanız. Annesini, babasını, yanında yetiştiği hayvanı taklit etmesi. Yavru köpeğimiz ne yapıyor? Annesinden gördüğü o özelliği taklit ediyor. Yani ne yapıyor? Annesi onu temizlemek için tüylerini yalıyor, dışkısını aynı şekilde şey yapıyor. Şimdi ne oluyor? Annesi kendi emzirdiği köpeğin dışkısını yerse bence bu nezle çok da bir problem olmuyor. Ama tutup da mamayla beslenen veyahut da başka bir atıkla beslenen köpeklerde bu sağlık sıkıntısı yaratıyor. Nasıl sağlık sıkıntısı yaratıyor? Salmonella dediğimiz bir bakteri var arkadaşlar. Bu aynı zamanda hayvandan insana da bulaşabiliyor. Yani insan için de, sahibi için de bir tehlike. Eğer ki hayvanınız sıkça dışkı yiyorsa, kendi dışkısının yanında diğer hayvanların dışkısını yiyorsa öncelikle kesinlikle veterinerimize başvuruyoruz. Bunun yanında mamasını değiştirebiliriz. Mama öğün aralıklarını değiştirebiliriz. Sıklığını değiştirebiliriz. Ama kesinlikle veterinerinize danışıyorsunuz. Veterinerinizden bilgisini alıyorsunuz. Gerekli teknikler yapıldıktan sonra, gerekli tedavi uygulandıktan sonra yine devam ediyorsa bu bence pika sendromunu işaret ediyor. Yani ruhsal bir problem. Bu noktada sizin özveriniz devreye giriyor. Ne yapacaksınız? Hayvanınız, Ares gel bakayım babacığım. Az rahat bırak. Hayvanınıza daha çok, pedinize daha çok ilgi göstereceksiniz. Göz mesafenizden uzaklaşmasına izin vermeyeceksiniz. Sürekli sizin kontrolünüzün altında. Ben şimdi bu şekilde açık alana çıktığım zaman hayvanlarımı, ufaklıkları serbest bırakıyorum. Gelsinler, rahat rahat enerjilerini atsınlar. Ama bunun yanında ne yapıyorlar? Çalılıkların arasında başka bir hayvan dışkısı buldu mu direkt gizli gizli yiyorsa direkt kontrolünüzde olacak. Sesinizi çok yükseltmeden, hayvanınızı çok korkutmadan, kızdığınızı belli ederek o dışkının yemesinin rahatsız edici bir durum olduğunu, sizin istemediğiniz bir durum olduğunu ona belirtirseniz hayvanınız bu ihtiyacını kapatabilir arkadaşlar. Dediğim gibi sizin kontrolünüz çok önemli. Sizin kontrolünüzün dışında çözülemeyecek bir problemse veterinerimize başvuruyoruz. İnternetten gerekli talimatları izliyoruz, okuyoruz, araştırıyoruz. Hani hayvanımı aldım, veterinerden gittim, şeyimi yaptım. O şekilde de arkadaşlar. Sizin kendi özveriniz çok önemli. Sizin kendi ilgi alakanız çok önemli. Hayvanını aldın, günde 2 defa, 3 defa yemeğini verdin. Veyahut da 2 yaşına geldi, günde 1 defa yemeğini verdin, dışarı çıkarttın. O şekilde değil arkadaşlar. Bence dışkısını yemesi benim nezdimde çok büyük bir problem. Hani hayvana verdiği rahatsızlığı geçtim. İnsana vermiş olabileceği
hastalık da rahatsızlık da çok çok ayrı bir boyut. O yüzden böyle bir hastalık gördük mü veterinerimize danışıyoruz. Hayvanımızın gerekli tedavisini uyguluyoruz ve uslu güzel bir hayat geçirmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Köpekgiller TV size hoşça kal diyor. Kendinize iyi bakın.